Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size E-Arşiv faturası nasıl sorgulanır? Bunu Luka'ya nasıl entegre edeceğiz? Bunun hakkında bilgi vereceğim. İlk önce mükellefler için buraya gelip interaktif vergi dairesi diye yazıyoruz buraya. Ve size kesilen faturaları interaktif vergi dairesine girerek görebilirsiniz. Buradan firmanın kullanıcı adı ve şifresini yazdık. Altında şifre güvenlik kodunu yazıyorum. Sisteme girdikten sonra buraya e-faturalarım yazarsanız İlk gelen pencereye bakabilirsiniz. Burada 7 günlük bir sorgudan bahsediliyor. Buraya 7 günlük sorgularınızı da yazarsanız bana 01.08.2020 ile 07.08.2020 tarihi arasındaki bana kesilen faturaları gösterdi derseniz bunlar... Peki bir mali müşavir olarak bunların sorgulattıktan sonra biz bunu nasıl muhasebe programına entegre edeceğiz? Bunları isterseniz bakalım. Buradan çıkıyorum. Bu normal mükellef için yapılan bir şeydi. Şimdi biz mali müşavirle bunu nasıl yapacağız? Buna bakalım. Buradan güvenlik çıkış yapıp Luka programıma giriyorum. Arkadaşlar bir kereliğe mahsus olmak üzere geliyorum. Beyannamelere, GİB'ye ve buradaki mükelleflerimin şifrelerini bir kereliğine duruyorum. Sonra kaydedip buradan çıkıyorum artık. Burayla bir işimiz yok. Bir daha da girmeyeceğiz buraya. Şimdi demin şifreyi yazmıştık. Buraya e-arşiv faturalarımı listeleye basıyorum. Gördüğünüz gibi bir şey yok. İnteraktif vergi dairesinden bu faturaları sorgula ve getir demem gerekiyor. Buraya firmanın şifresini kendisi getirdi Luka'dan. 717ZY5 yazıyorum ve sisteme gir diyorum. Faturaları ve bunları programa dahil ediyor. Bir tane varmış. Sağlık olsun. Firmanın bu ay içerisinde yaptığı e-arşiv faturasının sorgusunu getirdi. Buradan seçili fişleri oluştur dersem kaydetmeyecek. Hemen bir örnek yapalım. Bu ne zamanmış? 13.08.20.08'e işledi dedim. Buraya da 20 Ağustos giderleri yazalım. Gördüğünüz gibi KDV listesiyle ilgili hesap kodu bulunamadı diyor. İşte bunun için ilk önce tanımlama yapmam gerekiyor demiştim. Buradan herhangi bir şeyin içerisine giriyorum. 10.08.2020 bir fiş oluşturayım. Bunu sileceğim için X diye yazdım. Kaydettim. Şu bir bölüme girdikten sonra burada KDV hesaplamaları var. Buna bir kereliğine giriyorum ve burada tanımlamaları yapıyorum bir kereliğe mahsus. Evet, burada 8'liği ve 18'liği tanımlıyorum. Evet arkadaşlar, şurada sadece bu tanımlamaları yapıp kaydediyorum ve burayla da artık işim bitti. Ve tekrar sorgu bölümüne geliyorum. Sorgu bölümüne geldim. Burada gördüğünüz gibi matrah ve ödenecek bölümüne de hamle yapmamız gerekiyor. Bu şerit dayanıklı üretimden arkadaşlar bunları yapıp seçili kayda bastıktan sonra bir kayıt seçtikten sonra burada seçili faturalardan fiş oluştura basıyorum ve burada bana tarihi soruyor. Buradaki kaydedeceğimiz fişin tarihini soruyor doğal olarak. 20.08.2020 fişin içerisine 20 Ağustos giderleri olarak fiş oluştur diyorum. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kendini buraya oluşturdu. Seçili şablonu kaydet derseniz de şu matrahları, tanımları artık bu firma ile ilgili gelirse kendini burada görmüş olur. Yani bu tabi bir örnek ama başka bir firmadan yapayım. Oradan daha bir tanesini yapmak tabii ki kolay olacak sizin için ama sallıyorum. Bu kadar firması yani bu kadar gelir gider fişi olanlar için bunları bir kere tanımlamak ve bunları bundan sonra bu şekilde yapmak daha basit olacaktır. Biz yine aynı önerimize dönelim. Buradan fiş listesinden gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu denemin oluşumu bunu silelim. Gördüğünüz gibi fiş tanımlaması kendisi getirdi ve kendi kaydetti. Hatta BABS'yi bile kendi işaretliyor. Bu bizler için çok büyük bir kolaylık. Bunu ben her ay kullanıyorum. Sizin de kullanmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Peki gerçek ve serbest meslekler için nasıl oluyor ona bakalım. Şimdi burada hemen firmayı yine seçiyorum. Ve bunların hepsini bir kereliğine şifrelerini kaydetmemiz gerekiyor tabii. Buradan yine e-arşiv sorgulamayı basıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu firmanın e-arşiv sorgulamasında yine aynı şekilde bağlanıp bu veriler geldi. Burada tarih aralığını belirtebilirsiniz. Yani bana şimdi
deminki örnekte ona kaydediyoruz ya, bu 01 08 ile 10 08 arasındaki faturaları getirdiyip hepsini işaretleyip buradan gider fişini oluşturabilirdiniz. Ama burada gerçek işte böyle bir şey. Bu 2 aylık bir firma. Şimdi bunların kırmızı gelmesinin sebebi KDV'lerini kontrol edin diyor. KDV'lerine bir bakın diyor. Ondan dolayı kırmızı geliyor. Diğerleri zaten gider olarak aktarıldı. Burada da yapacağım tek şey, yine arşive bağlandım. Burada mal alışlarını kayıt alt türlü mal alışı olarak artık neyse onları bir kerene kaydedip seçili satırı şablon olarak kaydediyorsunuz. Ve burada seçili satırlarda gider fişi oluştura basarsanız da kendini giderin içerisine şu şekilde atmış olacak. Buradan kontrollerini yapıp kolay bir şekilde defter beyan sistemine gönderebilirsiniz. Umarım yararlı bir bilgi olmuştur sizin için. Benim her ay kullandığım ve benim işimi %30 azaltan bir sistem bu. E-arşiv fatura sorgulamasını ve giderleştirmeyi mutlaka yapmanız gerekiyor. Şiddetle tavsiye edilir. İyi çalışmalar.